Sayın Genel Başkanım, grubumuza Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli konuklarımız var. Müsaadenizle arz ediyorum. Muğla İl Başkanımız Sayın Adem Zeybekoğlu, Ankara İl Başkanımız Sayın Rıfkı Güvener, Bartın İl Başkanımız Sayın Selim Karakaş, Van İl Başkanımız Sayın Mehmet Kurukçu, Diyarbakır İl Başkanımız Sayın Mehmet Sayın aranızda. Hepiniz hoş geldiniz başkanlarım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gür'ün aramızda, hoş geldiniz. Yozgat Çayıralan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Codar, Beydağ Belediye Başkanımız Sayın Feridun Yılmazlar aramızda, hoş geldiniz. Turgutlu İlçe Kadın Kollarımız, Yeniköy önceki dönem belde teşkilatımız, Hatay İl Başkan Yardımcımız, Bartın İl Genel Meclisi üyelerimiz aramızda, hoş geldiniz. Önemli ve özel bir gündeyiz. Bugün Engelliler Konfederasyonu Başkanı Sayın Turan İçli, Ankara Engelliler Meclis Başkanı Sayın Veysi Sayın, Antalya Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği Başkan ve Yöneticileri aramızda, hoş geldiniz. Orta Doğu Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğundan çok değerli öğrencilerimiz aramızda, Kocaeli Üniversitesi Gençlik Platformu aramızda, Adana Sarıçam Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulumuz aramızda, hoş geldiniz. Bitlis Genç İş Adamları Derneği Başkanımız ve Yöneticileri aramızda, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, şimdi RUBASAM, yani Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi Başkan ve Yardımcıları ve TÜMBİKON, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Başkan ve Yönetimi özel bir Atatürk portresini yerinizde size takdim etmek istiyorlar. Buyurunuz. Sol taraftan. Bu portrenin bir benzerini adalet yürüyüşü sırasında almıştık. Hak, hukuk, adalet diyen Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi'ne bir kez daha teşekkür ediyoruz. Turan Bey ne tarafta, Turan Bey? Bu anlamlı ve güzel hediye için çok teşekkür ediyoruz. Bartın milletvekilimizin uyarısıyla bir eksikliği gidermem lazım. Bartın Merkez İlçe Başkanımız Sayın Nafiz Çomak aramızda, hoş geldiniz. Şimdi haftalık grup konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ederken Engelliler Konfederasyonu Başkanı Sayın Turan İçli'yi de Türkiye'de engellilerin yaşadığı sorunları, bekledikleri çözüm önerilerini içeren bir dosyayı takdim etmek üzere kürsüye doğru davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, tamam. Evet. Siz mi başlayacaksınız? Tabii, siz başlayın. Evet. Çok değerli Genel Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, parti meclis üyeleri, katılımcılar ve sevgili engelli dostlarım. Bu önemli günde, Dünya Engelliler Günü'nde Sayın Başkan'ın bizi kabulü bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün ilginç bir şey oluyor. Sabah İyi Parti grubundaydık. Bütün milletvekilleri ayaktaydı. Engelli arkadaşlarımız oturuyordu.
Burada da öyle görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah engelliler gerçek temsilcileriyle meclise girdiğinde birlikte oturacaklar. Hiçbiri de ayakta kalmayacak. Şimdi değerli başkanım, Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hiç kimse geride kalmayacak sloganına bağlı olarak engelli hakları mücadelesi sürdürüyoruz. Türkiye'nin de bu slogana ve bu hedeflere sahip çıkacağına inanıyoruz. Bundan bir süre önce 9 Nisan günü Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin tavsiye kararları yayınlandı. Türkiye hükümetinin engelli raporu hakkında gölge raporumuzu bizim sunduğumuz ve Cenevre'de gidip savunduğumuz gölge raporu esas alan Birleşmiş Milletler Komitesi tavsiye kararları Türk hükümetine sunuldu. Bu tavsiye kararları bizim bütün taleplerimizi içeriyor. Hükümetin engelliler konusundaki eksikliklerini, zaaflarını, yetersizliklerini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavsiye kararlarını takip etmesini ve bizim taleplerimize sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bu hükümetin önündedir bu rapor. İkinci olarak daha önce de söylemiştim Sayın Genel Başkanım, geçen yıl 2022 ve 2828 sayılı yasalarda aile içinde fert başına düşen gelir yerine engellinin kendi gelirinin esas alınmasını hala Türkiye gerçekleştirmiş değil. Bu konuda komisyonlarda teklifler var. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, milletvekillerinin bu talebimize, ki bu talep imzaya açıldı, 78 bin imza toplandı. 18 Eylül'de Sayın Bakan'a, Aile Bakanı'na teslim ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu talebe sahip çıkmasını ve öncülük etmesini talep ediyoruz. Ve son olarak bu yıl hükümet engelli kamu personeli ataması yapmadı. Her yıl 2 ya da 3 yapılırdı. Bu yıl seçimlere odaklandı hükümet ve engellileri unuttu. O yüzden bekliyoruz bakanımızdan böyle bir müjdeyi, açıklamasını. Şu saate kadar açıklamadı. Bugün 2:30'da ödül törenleri var. Açıklar mı bilmiyorum. Eğer açıklamazsa CHP milletvekillerinin ve Sayın Genel Başkanımızın bunu hükümete sormasını ve neden bu yıl içerisinde engelli kamu personeli ataması yok diye sormasını ve gerçekleştirmek için çaba göstermesini talep ediyoruz. Bizi kabulleri için yeniden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz efendim. Şu dosyayı da kapsamlı, tamam. Bir dosyamız başkanım. Bütün taleplerimiz var yüzlerce, tamam. Ama. Tamam başkan. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli arkadaşlarım. Engelli arkadaşlarımız aramızda, hepsine hoş geldin diyoruz. 3 öneri, bizim izlememiz gereken 3 öneri ifade edildi. Buradan bütün engelli kardeşlerime açık ve net ifade ediyorum. Bütün önerileriniz, talepleriniz, dilekleriniz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından takip edilecektir. Efendim, sözlerime başlarken Barış Pınarı Harekatı bölgesinde piyade uzman çavuş Harun Çınar ile Irak'ta devam eden Pençe 3 harekatı sırasında sözleşmeli er Alpaslan Kurt şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bütün şehitlerimizin yakınlarının, gazilerinin ve ailelerinin yanında olacağımızı her ortamda, hemen hemen her ortamda ifade ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de teröre karşı vermiş olduğu mücadeleyi her zaman, her ortamda dile getiriyoruz ve destekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu grubumuzda ağırlıklı olarak engellilerin sorunlarını dile getireceğiz. Ama izin verirseniz önce, bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı günü bir şekliyle Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim.
Manadası olayına. Demişti ki Manadası dolayısıyla doğruları söylemedi. Mahkemeye gitti. Tazminat davalarına mahkum oldu Kılıçdaroğlu diye. Yine söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Herkesin huzurunda söylüyorum. Adaletin huzurunda söylüyorum. Söylediğim her cümle, kullandığım her belge %100 doğrudur. Zaten hiç kimse de bu belgeleri yalanlamadı. Hiç kimse. Olay neydi hatırlatayım. Unutuluyor. Olay şuydu. Aslında Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tekrar bu olayı gündeme getirdiği için. Manadası'nda bir sterlinlik bir şirket kuruldu. Bir sterlin sermayesi. Yani bugünkü parayla 7 lira 44 kuruşa kurulan bir şirket. Kim kurar? Sıtkı Ayan. Bir süre sonra bu bir sterlinlik şirketi Kazım Öztaş'a devreder. Bir süre sonra, devirden sonra 15 milyon dolarlık 15 milyon dolarlık bir ticaret oluşur. Bir ticaret trafiği, bir para trafiği oluşur. Bunun tamamını ilgili bankanın dekontlarını okuyarak artı paranın yurt dışındaki muhabir bankaya giden paranın Swift kayıtlarını açıklayarak kamuoyuna duyurmuştu. Oğlu Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın aldığı para 1 milyon 450 bin dolar. 4 Ocak 2012'de de 2 milyon 300 bin dolar. Sordum bu para niye geliyor? Bu para neden gitti ve neden geldi? Kardeşi Mustafa Erdoğan 15-12-2011'de 2 milyon 500 bin dolar. 26-12'de 1 milyon 250 bin dolar. Eniştesi Ziya İlgen 2 milyon 500 bin dolar. 26-12-2011'de 1 milyon 250 bin dolar. Dünürü Osman Ketenci 1 milyon 250 bin dolar. Tekrar aynı şekilde 1 milyon dolar para daha gidiyor ve tekrar geliyor. Eski özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan o da 1 milyon 250 bin dolar. Sonra da 250 bin dolarlık bir para trafiği daha var. Bunların tamamını banka kayıtlarını açıkladık, dekontlarını açıkladık. Muhabir bankaya New York'a paranın Swift kayıtlarıyla nasıl gittiğini, oradan nasıl döndüğünü de açıkladık. Götürdük, belgelerin tamamını Ankara'da savcıya teslim ettik. Sahtedir dediler. Savcı inceledi, bankaya sordu, muhabir bankalara sordu, belgelerin tamamı doğru. Erdoğan ne diyordu? İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım diyordu. E bırakamıyor. %100 doğru mu? %100 doğru. Bırakamıyor. Ne yapacak? Senin hakkında dava açacağım dedi. Aç. Ne olacak yani? Açtı davaları. Nasıl dava açtı yalnız? Davayı açtı. Davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst, ahlaklı, hukuku bilen hakimleri görevden aldı. Yerine militan hakimleri tayin etti. O hakimler de beni Cumhuriyet tarihinde görülmemiş büyüklükte tazminata mahkum ettiler. Ne dedi? Bak gördünüz mü? Haklı olsaydı tazminata mahkum olmazdı. Ama ben haklıyım. Allah'ın huzurunda da ben haklıyım. Tüy bitmemiş yetimin huzurunda da ben haklıyım. Erdoğan ailesinin bu dümenini açıkladım, doğru. Damat var, dünür var, enişte var, oğul var, hepsi var. Şu soruyu sordum, ya bu para trafiği nedir? Erdoğan bir açıklama yaptı. Bu bir şirket satışıdır dedi. Demek ki doğru, o da doğruladı. Ama hala istifa etmiyor. O da doğruladı. Şu soruyu sordum, bu şirket hangi şirket? Nasıl olur da bir sterlinlik yani 7 lira 44 kuruş sermayesi olan bir şirket 15 milyon dolarlık bir şirketi satın alır. Nasıl oluyor bu iş? Bunun cevabını şu ana kadar almış değilim. 82 milyonun huzurunda yine soruyorum. Bu şirket hangi şirket?
senin ailenin 15 milyon dolarlık gelirini elde etmesine yol açan bu şirket hangi şirket? Ben açıklayayım. Şirketi değil. Bu dümenin için çevirdiklerini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Manadası'nda bir uyduruk şirket kuruluyor. Ona bir başka şirket mallarını satıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen para için 5 kuruş vergi ödenmiyor. Esnaf vergi ödüyor. Çiftçi vergi ödüyor. Asgari ücretli vergi ödüyor. Sanayici vergi ödüyor. Herkes vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Manadası'ndaki bu kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. 5 kuruş vergi ödemiyor. Şimdi yine soruyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için bu kumpasları kuranları baş tacı ediyorsun da esnafı niye perişan ediyorsun? Çiftçiyi niye perişan ediyorsun? Ben bunu sorunca yeniden tazminat davası açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Açmazsanız. Ben bunu söylemezsem, tüy bitmemiş yetimin hakkını kim savunacak? Fakirin fukaranın hakkını kim savunacak? 15 milyon doları alır götürürsün 5 kuruş vergi vermemek için. Tazminata mahkum edecekmiş. Bütün davaları kazanacağım. Bütün davaları. Adalet burada olmasa bile dünyada adalet vardır. Milletin vicdanında adalet vardır. Sanıyor ki ben para pul işinden çok korkarım. Benim parayla pulla işim yok. Dolarla avroyla benim işim yok. Benim işim ne? Birisi açsa o iş benim işimdir. Onun derdini ben dile getireceğim. Hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 5 kuruş vergi vermemek için kumpaslar çevireceksin. Ben bunu söyleyince de hakimlerin aracılığıyla bana gözdağı vermeye kalkacaksın. O hakimlere de meydan okuyorum ben. O hakimlere de. Sizde hakimlik kimliği yok zaten. Hakimlik ahlakı yok sizde. Onlar da versinler mahkemeye. Sanıyorlar biz çekineceğiz. Yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım değerli arkadaşlarım. Manadası'nı yeniden hatırlattığı için de Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Efendim biliyorsunuz ben 15 Temmuz şehit ve yakınlarının ve gazilerinin davalarını ve toplanan paraları ısrarla soruyorum. Nereye gitti bu paralar diye. 309 milyon lira para toplandı. Güzel. Nereye gitti bu paralar? Nereye gitti? Cumhuriyet güzel bir gazetecilik örneği yapmış. Yaptı daha doğrusu. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta bir patlama olmuştu. 2016 yılında 39'u polis, 7'si sivil, 46 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlar için de bir bağış kampanyası açıldı. O para ne oldu? Toplanan para 52 milyon lira. 46'sı, 39'u polis, 7'si sivil, 46 vatandaşımız terör dolayısıyla hayatını kaybetti. Bağış kampanyası açtılar, 52 milyon lira para toplandı. Soruyorum bu para nereye gitti? Nereye gitti? 15 Temmuz şehit ve gazileri için para topladılar. 309 milyon lira. Soruyorum bu para nereye gitti? Bir belgeyi size açıklamak isterim değerli arkadaşlarım. 15 Temmuz şehit ve gazileri için değil de bu 46 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybettiği bir aileye çocuğunu kaybetti diye terör mağduru diye aylık bağlıyorlar. Aylık diyeceksiniz ki herhalde bir 3-4 bin ya da 5 bin lira falandır diyeceksiniz. Aileye mağdur bağlanmıştır diye. 121 lira 96 kuruş. 52 milyon lira para topluyorlar. Bağladıkları aylık 121 lira 52 kuruş.
Affedersin 96 kuruş. Evet. Şimdi sarayda oturanlara seslenmek isterim. Sizde vicdan var mı ya? Sizde ahlak var mı ya? Sizde namus kavramı nedir Allah aşkına ya? Nedir bu namus kavramı? Çocuğunu kaybetmiş. Aylık bağlıyorlar. Allah aşkına ya. 121 lira 96 kuruş. Bütün annelere sesleniyorum. Bütün annelere. Hangi partiden, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun. Bütün annelere sesleniyorum. Bütün annelere. Çocuğu, anne çocuğun üzerine titrer. Terör dolayısıyla bir anne çocuğunu kaybetmişse, ona eğer 121 lira aylık bağlanıyorsa, bütün annelerden istirhamım şudur. Bu sarayda oturanlara bir ders verin Allah aşkına. Bir ders verin ya. Bir ders verin bunlara. Bir elleri ya da bir elli balda. Aile boyu malı götürüyorlar. Aile boyu. Milyon dolarlarla oynuyorlar. Açlık nedir, yoksulluk nedir, sefalet nedir, elektrik nedir, doğalgaz nedir? Bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Evladını kaybeden anneye bağladıkları aylık 121 lira. 52 milyon da para topluyorlar. Milletin bağışıyla para topluyorlar. Diyorlar ki bunu sorma. Niye sormayacağım? Ben sorunca kızıyorlar. E zaten siz kızın diye ben bunları dile getiriyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını Allah'ın huzurunda da milletin huzurunda da soracağım. Tank palet fabrikasını da sormuştum. Tank palet fabrikası. Sevgili anneler, bu tank palet fabrikasının değeri kaçsa biliyor musunuz? 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük tank entegre tesisi. Avrupa'nın en büyük. Bunu da verdiler. Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Geçen bir soru sormuştum Erdoğan'a. Bu Talip Öztürk kimdir diye. Kim bu Talip Öztürk? Erdoğan ailesi Türk savunma sanayini ele geçirmeye çalışıyor. Bir daha söylüyorum. Ciddi bir iddia. Bütün belgeleri olan bir iddia. Erdoğan ailesi enişte, dünür, oğul, efendim hala oğlu, dayı oğlu neyse yani. Erdoğan ailesi Türk savunma sanayini ele geçirmek istiyor. Tank palet fabrikasının ortaklarından birisi. Affedersiniz BMC'nin ortaklarından birisi de bu. Tank palet fabrikasını verdiler. Dedim ki bunu satmadılar. Ben de biliyorum. Satsalar para alacaklar. 1 lira belki 5 lira 10 lira 100 milyon dolar alacaklar bir para. Satış yok. Kiralama 25 yıllığına veriyorsun. Kiralama o da yok. Çünkü kiralasa kira parası alacak. İhaleye çıkması lazım. İhalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak'ın BMC'sine veriyorlar. Ethem Sancak çantacı arkadaşlar. Ethem Sancak çantacıdır. Asıl Erdoğan ailesidir burada. Talip Öztürk. Asıl burada ele geçiren Erdoğan ailesidir. Bedava veriliyor. 25 yıllığına bedava veriliyor. Her sözüme laf yetiştirirdi. Talip Öztürk dedim, dut yemiş bülbül gibi. Sesi çıkmıyor. Daha arkası gelecek bunların. Erdoğan ailesinin bu devletten nasıl beslendiğini bütün millete anlatacağım. Bütün millete. Bedeli ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, ben bunları anlatmak zorundayım. Bizim siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir siyaset anlayışına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız namuslu siyasetçiler. Halka hizmet eden siyasetçiler. Eğer bir siyasetçi halka değil de ailesine hizmet ediyorsa, devletin en büyük fabrikalarını kendi ailesine, ailesinin ortak olduğu yakınlarına 5 kuruş para almadan veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir. Peşkeş çekmektir. Katar ordusuna verdiler. Niye veriyorsunuz Katar ordusuna?
Bana gösterin ya, dünyanın hangi ülkesinde, dünyanın hangi ülkesinde bir silah fabrikası yabancı bir orduya verilir? Bunun adı vatana ihanettir dedim. Dava açtılar. Açmazsanız namertsiniz. Onu da ispat edeceğiz. Onu da ispat edeceğiz. Dedim ya, kimin bir derdi varsa o dertlere derman olmak bizim görevimizdir. Kimin bir sorunu varsa o sorunu dile getirmek bizim namus borcumuzdur. Biz derdi olanın siyasi görüşüne bakmayız. Derdi olanın kimliğine bakmayız. Derdi olanın inancına bakmayız. Derdi olanın yaşam tarzına bakmayız. Kimin derdi varsa ve çözülmesi gerekiyorsa çözüm önerileriyle beraber onları dile getirmek bizim görevimizdir. Biz bunları yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Bunları yapacağız. Hürriyet gazetesinin 45 çalışanını işten attılar, çıkardılar. Niçin? Efendim, işletmesel nedenlerle. Aslında gerçek neden sendikalı oldukları için, sendika kurmak istedikleri için. Anayasanın 51. maddesini okuyayım Allah aşkına. Yani anayasada var ama fiilen anayasada uygulanmıyor. Çalışanlar ve işverenler, yani işçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kurullar, kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Doğru. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Zorlanıyor. Dünya kadar örneği var zaten. Dolayısıyla anayasa yazıyor bunu ama hikaye. Bu anayasada uygulanmıyor. Bizim üzerinde durduğumuz konu ne? 45 çalışanı attın işten. Doğru, attım. Bunların haklarını ver. Bunların aileleri var. Çoluk çocuğu var bunların. Bunlar yıllarını verdiler. Gazeteye verdiler yıllarını. Dün geldi 24 saat çalıştılar. Yağmurdu, kıştı, fırtınaydı, tipiydi, borandı dediler. Haber peşinde koştular. Gazete yaptılar bunlar. İşten atıyorum. Kıdem tazminatı yok. Niye yok? Niye yok? Gene kızacaklar bana. Ne dedim? Kimin bir derdi varsa o derdi bu kürsüden dile getirmek benim görevlerimden birisidir. Ve ben bu görevimi yapmak zorundayım. Değerli arkadaşlarım, ahilik haftası her yıl kutlanır. Nerede? Kırşehir'de. Gidilir Ahi Evran. Horasan'dan, İran Horasan'dan Türkiye'ye gelen değerli bir mutasavvıf. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde şöyle bir bölüm var. Şeyhlerinin Ahi Baba ünvanını aldığı Kırşehir'deki Ahi Evran Zaviyesi, Osmanlılarda Türk debalarının, yani dericilerinin ve zanaat erbabının manevi merkezi durumundaydı. Türbesi de zaten orada. Esnafların piri olarak kabul ettiğim, esnafların uymaları gereken etik değerleri belirlediği kişidir Ahi Evran. Ahi Evran sadece bizim dünyamızda değil, bütün dünyada saygı duyulan bir kişidir. Emeği vardır, alın teri vardır. Dürüstlükten söz eder. Kinden nefret eder. O nedenledir ki bir esnafın dükkanında kavga çıktığı zaman onları barıştıran ana aktör esnaftır. Esnafın da etik değerleri vardır. O etik, ahlaki değerleri belirleyen Ahi Evran'dır. Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Kırşehir'de ahilik haftası düzenlenir. Fakat gelin görün ki Kırşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Bunları bir telaş aldı. Ahi Evran'ı nerede kutlayacağız? Kırşehir'de kutlasalar ve orada belediye başkanı CHP'li. Ne yapalım? Konya'ya alalım. Konya'da kutladılar Ahi Evran'ı. Allah aşkına, akıl var, mantık var ya. Şimdi ben merak ediyorum. İstanbul'un fethini nerede kutlayacaklar?
Herhalde İstanbul'un fethini de, hayır efendim, onu da Bursa'ya alırlar. Herhalde öyle anlaşılıyor. Başka nereye alacaklar ya? Siyaseti bu kadar düzeysiz bir noktaya getiren anlayışı görüyor musunuz arkadaşlar? Yazıktır, günahtır bu memlekete. Ahi evran bizim ortak değerimizdir. Sadece benim değil, benim gibi düşünmeyenlerin de ortak değeridir. Ahi evrandan hepimiz biraz nasibimizi almak isteriz. Güzel sözlerini bilmek isteriz, öğrenmek isteriz. Bütün esnaf için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Tarihi bir şahsiyettir. Tasavvuf dünyasının en önemli unsurlarından, aktörlerinden birisidir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin çağdaşıdır. E nasıl oluyor da orada bir CHP'li belediye var, o zaman biz aylık haftasını oradan alalım, Konya'ya getirelim. Ben merak ediyorum gerçekten. İstanbul'un fethini nereye götürecekler? Siz de merak edin. Hep beraber bir merak edelim. Nerede kutlayacaklar? Efendim, Turan arkadaşımız, Turan İşli, Engeller Günü dolayısıyla burada kısa ve özlü bir konuşma yaptı. Kısa ve özlü. Taleplerini dile getirdi. Bu taleplerin yerine getirilmesini istedi. Engeller bizim dünyamızın bir parçasıdır. Ve hepimiz her an engelli olabiliriz. Kaza geçirebiliriz, başka şeyler olabilir. Hayatımızı bir engelli vatandaş olarak da sürdürmek zorundayız. Sosyal devletin temel unsurlarından birisi herkese sosyal güvenliği vermektir. Ama anayasamız engelliler için özel bir düzenleme yapmış. 61. maddesi diyor ki sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekendir. Özel olarak korunması gerekendir. Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır diyor. Devletin aldığı tedbirler hangileri? Az önce Turan Başkan konuşurken dedi ki devlette engelli kadroları var, boş kadrolar doldurulmuyor. Ben de biliyorum, boş kadrolar var, doldurulmuyor. Örnek vereyim size değerli arkadaşlarım. Devlette 14 bin engelli kadrosu boş şu anda. 14 bin. 6.167 kişilik engelli kadrosu Milli Eğitim'de boş. 1.606 engelli kadrosu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda boş. 506'sı Adalet Bakanlığı'nda boş. Toplam 14.000 engelli kadrosu doldurulmuyor. Parlamento görevini yapmış mı? Evet yapmış. Yasa çıkarmış mı? Evet yasa çıkarmış. Diyor ki kamuda ve özel sektörde en az şu kadar engelli çalıştıracaksın diyor. Oranlarını da vermiş. Halkı savunduğunu, halkı koruduğunu, engelliden yana olduğunu izleyen ya da söyleyen bir politika, yani AK Parti iktidarları, yani saray iktidarı, neden 14 bin engelli kadrosunu boş tutuyor? Neden? Neden bunlara istihdam alanı yaratmıyor? Kanun çıkmış, doldurmak zorundalar. Binlerce engelli var, iş istiyor. Gelip bize yalvarsın diyorlar. Engelli size ne yalvaracak? Engelli de çalışmak istiyor. Alın teri dökmek istiyor. Geçinmek istiyor. O da mutlu bir hayat sürdürmek istiyor. Sosyal devletin nimetlerinden yararlanmak istiyor. Ama tam tersini yapıyorlar. Dolayısıyla engelliye bu haklar sağlanmıyor. Değerli arkadaşlarım, 9,5 milyona ulaşan bir engelli sayımız var. Bu konuda sağlıklı ve tutarlı, özellikle son 10 yıldır ciddi bir çalışma da yok. Engelliyi kendi hayatımızdan atacak mıyız? Engelliyi toplum olarak kucaklayacak mıyız? Dünyanın her ülkesinde engelliler vardır. Ama dünyanın her ülkesinde engelliler için pozitif düzenlemeler vardır. Biz de yapmışız. Kanun çıkarmışız. En az şu kadar engelli istihdam edeceksin demişiz. 17 yıldır iktidardalar, engelli kadrolarını doldurmuyorlar. Niçin? Niçin? Kanun çıkmış. Engelli çalıştıracaksın diyor. Niye çalıştırmıyorsun kardeşim? Niye engel oluyorsun? Dolayısıyla
ne görürlerse görsünler, bundan sonra bütün engellerden ricamdır. Bütün engellerden. Artık bu iktidara ders vermenin zamanı gelmiştir. Bu iktidara ders vermenin zamanı gelmiştir. Engeller Konfederasyonu'nun 2018 yılında Birleşmiş Milletler'e sunduğu bir rapor var. O rapordan sadece 3 bölüm okuyacağım, 3 cümle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili olarak hazırlamakla yükümlü olduğu ilk ülke raporunun hazırlanma sürecine sivil toplum örgütlerini dahil etmemiştir diyor. Ben söylesem kıyamet kopacak. Siz gittiniz bizi Birleşmiş Milletler'e ihbar ettiniz diyecek. Engeller Konfederasyonu'nun hazırladığı rapor. Sivil toplum örgütlerinin dahil edilmemesi ne demektir? Engelleri dikkate almadan sarayda oturmuşlar beyler, kendilerine göre bir rapor yazmışlar. Engelli hiç önemli değil. Bir başka belirleme. Türkiye'de engelli çocukları da kapsayacak biçimde çocuğun yüksek yararını gözeten, engelli çocukların gelişimlerini destekleyen, onların topluma tam ve eşit katılımlarını sağlamayı amaçlayan, ayrımcılıktan uzak, bütüncül ve kapsayıcı devlet politikaları olmadığını üzülerek söylemek zorundayız. Kim söylüyor? Engelliler Konfederasyonu söylüyor. Ayrımcılık var diyor. Ben engelliyim diye beni neden toplumun dışında tutuyorsun ve beni neden dışlıyorsun? Üçüncü nokta, eğitimde erişebilirlik koşulları sağlanmadığından engelli bireylerin okuldan ayrılma oranları yüksektir. Engellilerin ömür boyu eğitim hakkı anayasa ile korunsa da zorunlu eğitim sürecinde genel eğitim içinde kalmalarını sağlayacak politikalar yoktur. Evet, engelliler bir anlamda toplumdan dışlanıyorlar. Ama benim de bütün engellilere sözüm var. Sizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kılmak benim boynumun borcudur. Neden biliyor musunuz engelli kardeşlerim? Benim saray merakım yok. Benim dolar merakım da yok. Benim para merakım da yok. Ben mütevazi bir ailede yetiştim. Mütevazi bir hayatım var benim. Malı götürmek gibi ceplerim dolar dolsun. Efendim çocuklarım, ailem, işte bilmem mal mülk edinsin. Alın terinden daha değerli bir şey yoktur. Millete hesap vermenin onurunu yaşıyorum. Allah da haram lokmayı boğazımızdan aşağı indirmesin. Onu da söyleyeyim. İndirmesin. Tabii. Tabii engelliler bütün engellere rağmen dünya çapında güzel başarılar elde ediyorlar. Down sendromlu dünya judo şampiyonasında Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar altın madalya kazandılar. İkisini de yürekten kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdiler. Demek ki engelli demekle beraber engelli aslında imkan sağlandığı zaman önündeki bütün engelleri kaldırabilecek potansiyele sahiptir. Aslında engelli olan onlara engel çıkaranlardır. Onlar çıkarıyorlar. Yoksa engellinin elbette herkes engellidir. Ben de gözlük takıyorum. Ben de gözlük takıyorum. Gözlük takmadığım zaman iyi okuyamıyorum. Ama bütün sorun ne? Benim rahat yaşayabileceğim, gelir elde edebileceğim bir süreci yakalamaktır. Bunu yaptığımız zaman zaten bir sorunumuz olmaz. Engelli çalışmak istiyor. Engelli üretmek istiyor. Engelli bir başkasına muhtaç olmak istemiyor. Engelli birisinin avucuna bakmak istemiyor. Engelli diyor ki iş verin, ben çalışacağım, üreteceğim, alın teri dökeceğim. Helal para kazanacağım, kendime bakacağım diyor. Benim de sigortam olsun diyor. Siz engel oluyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, sen bekle. Başkaları kazansın. Başkaları köşeyi dönsün. Başkaları malı götürsün. Onun malı götürme gibi bir şeyi yok. Sadece çalışmak istiyor. Sadece üretmek istiyor. Sadece kazanmak istiyor. Sadece alın terinin karşılığını almak istiyor. Ahmet Can Polat da, Topal da kendi kategorisinde, o da gümüş madalya kazanmış.
Talha'ya, Doğukan'a ve Ahmet Can'a yürekten teşekkür ediyoruz. Bayrağımızı göndere çektikleri için. Onlara, hocalarına, ailelerine de şükran borçluyuz. Efendim, bir torba yasa gelmişti. Torba yasa parlamentoda görüşülürken termik santrallerle ilgili de düzenleme vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz ettiler. Dediler ki ya bu termik santralle, yani kömürle çalışan santrallerde çevre kirliliği var. Bakın orada çok sayıda hastalık oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Kanser hastalıkları daha fazla bu bölgelerde yayılıyor. Bunlara baca takın, dolayısıyla bu sorunu çözün. Süresi doldu bunların. Dinlemediler. Dediler ki hayır, 2,5 yılda size şey veriyor. Erteledik, 2,5 yıl erteliyoruz, 2,5 yıl sonra içinde takabilirsiniz diye. Erdoğan bunu veto etti. Edebilir. Veto ettiği için de memnunuz. Onu da söyleyeyim. Veto ettiği için de memnunuz. Veto ettiği için de teşekkür ederiz. Bakın doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ama benim merak ettiğim şu. Burada el kaldırıp bu illa gitsin diyenler birdenbire döndüler. Yaşasın reis, bravo reis demeye başladılar. Ya sen dün diyordun ki ben buna evet diyeceğim. Şimdi birdenbire hayırcı oldun. Yani CHP'nin saflarına geldin. Ama öyle CHP'li istemiyoruz biz. Saraydan talimat alan CHP'li istemiyoruz. Bunlara ne denir biliyor musunuz? Akıllarını saraya kiralamış kişiler denir. Bunların bağımsız iradeleri yok. Erdoğan demiş ki büyük bir ihtimalle gel sen buna evet de, sonra ben bunu veto edeyim, sen beni göklere çıkar, ondan sonra ne kadar güzel bir iş yaptık de. Yani iyi polis kötü polis. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Parlamentonun saygınlığına düşen bir gölgedir. Bunun başaktörlüğünü de Kahramanmaraş AK Parti milletvekili yapıyor. Bizim milletvekilimiz Ali Öztunç buna hayır dedi. Defalarca gitti. Çevre kirliliği var dedi. Kanser hastalıkları yayılıyor dedi. Bütün ziraatçiler bundan, çiftçiler şikayetçidir dedi. Hepsini anlattı. Hayır oyunu kullandı. Şimdi onlar daha baskın çıktılar. Onlar diyorlar ki yaşasın reis, sen bizim talebimizi yerine getirdin. Senin talebin hayırdı, o da evet dedi. Ne diyeceğiz şimdi? Ne diyeceğiz şimdi? Değerli arkadaşlarım, bir milletvekilinin iradesini parlamentoda özgürce kullanması temel kuraldır. Özgürce kullanması. Ama bir milletvekili iradesini saraya kiralamışsa bu tür açmazlarla karşılaşabilir. Biz iradesi saraya kiralanmış milletvekilleri istemiyoruz. Milletin vekilleri olmasını istiyoruz. Onlar milletin vekilleri değil, sarayın vekilleridir. Saray ne derse ona göre el kaldırıp indiriyorlar. Onlar sarayın parlamentodaki 19 Mayıs hareketlerini yapan kişileridir, milletvekilleridir. Peki bunu veto etti Erdoğan. Güzel. Kombassan zedeler vardı. Onları niye veto etmedi? Bu insanlar Almanya'da yıllarca alın teri döktü. Yıllarca. Para biriktirdiler. Buradan bazı beyler gitti. Camilerde topladılar bunları. Dediler ki bize para verin. Uçak fabrikası kuracağız. Helikopter fabrikası kuracağız. Akıllarına ne gelirse hepsini söylediler. Dünyanın parasını topladılar. Getirdiler Türkiye'ye. Parayı hortumladılar. Almanya'daki binlerce kişi perişan oldu. Alın terleri yok oldu gitti. Dava açtılar, avukat tuttular. Davaların sonunda nihayet adalet tecelli etti, paralarını alacaklar. Bu sefer meclise bir kanun getirdiler. Sana para vermiyoruz. Niçin? Sana hisse senedi vereceğiz. Peki iflas etsen ne olacak? Onu veto etmiyor. Niçin? Hortumculardan yana oy kullandı da ondan. Hortumculardan yana tavır aldı da ondan. Buradan Almanya'da kendilerine İslami sermaye denen, aslında hortumcu olan bu gruba oy vermeye tenezzül etmeyin, oy vermeyin. Açık ve net çağrı yapıyorum.
Bu hortumcuları destekleyenlere oy vermeyin. Hortumcuların yanında durmayın. Sizin alın terinizi çaldılar. Çoluk çocuğunuzun rızkını yediler. Erdoğan onu da veto etmeseydi onu da götürecektik Anayasa Mahkemesi'ne. Bunu da götüreceğiz Anayasa Mahkemesi'ne. Almanya'daki işçilerin hakkını ve hukukunu koruyacağız. Değerli arkadaşlarım, asgari ücret görüşmeleri başladım. Asgari ücret konusunda bir iki küçük açıklama yapayım. Anayasal bir kurum aslında asgari ücret. Kişiyi koruyan, emeğini koruyan, alın terini koruyan bir anayasal düzenleme var. 55. madde diyor ki, ücret emeğin karşılığıdır. Emeğin karşılığıdır ücret. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerden biri de asgari ücrettir. Kimse asgari ücretin altında insan çalıştıramaz diyor. Güzel bir şey oldu. Tam 39 yıl sonra 3 işçi sendikası konfederasyonu bir araya geldi. 39 yıl sonra asgari ücret konusunda ortak politika belirlemek için bir araya geldiler. Bunu ben işçi sınıfının hareketi açısından çok değerli buluyorum. Çünkü her konfederasyonda işçiler var ve bu işçilerin hakları var ve bu hakları savunacak olan sendikalar ilk kez 39 yıl sonra bir araya geldiler. Hep birlikte göreceğiz. Kaç kişinin hakkını savunacaklar? 6,5 milyon asgari ücretli var. Öyle ifade ediliyor. 6,5 milyon asgari ücretlinin hakkını savunacaklar. Peki asgari ücret nedir? Ne diyoruz yani? Asgari ücretten neyi kastediyoruz? O da tanımlanmış aslında bir yönetmelikte. Asgari ücret şu. Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen, normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Demek ki gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak ücrete biz asgari ücret diyoruz. Verdiler ne kadar? 2020 lira şu anda. Açlık sınırı 2020 liradan fazla, 2100 küsür lira. Yani şu anda asgari ücret dedikleri rakam açlık sınırının altında. Son bir yılda gıdaya gelen zam %54. 1 liraya aldığınızı 54 liraya almaya başladınız. Elektriğe gelen zam %71, doğalgaza gelen zam %58 değerli arkadaşlar. Devletin enflasyonu da %22.58. Bir araya geldiler, dediler ki asgari ücreti belirleyeceğiz. Türk İş'in yaptığı araştırma 2578 lira asgari ücret olsun diyor. Aslında normali bunun 2600 lira civarında olması gerektiğidir. Çünkü 22.58 zaten enflasyon var. E artı üstüne bir de kalkınmadan pay vereceksin, büyümeden pay vereceksin. Hedef %5, onun da 2600 lira civarında bir para ediyor. Ama ben adım gibi eminim. Sendikalara şunu söyleyecekler. İstiyorsunuz, haklısınız ama para yok diyecekler. Bak bütçenin halini görüyorsunuz. Para yok, para olsa size vereceğiz. Bizim sendika başkanları da umarım bu palavraya inanmazlar. Ne demek para yok? İşçiye gelince mi para yok? Beşli çeteye gelince dünyanın parası var. Her türlü parayı veriyorsunuz. İşçiye gelince para yok. Niye yok? Örnek vereyim. Dün parti sözcüğümüz açıklama yaptı. Osman Gazi Köprüsü'ne Deli Dumrul Köprüsü dedi. Doğru, Deli Dumrul Köprüsü yaptılar. Biz defalarca dedik. Köprüyü yaptın tamam eyvallah. Hastane yaptın eyvallah. Havaalanı eyvallah. Peki kaça yaptın bunları? Onu kimse bilmiyor. Kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Milletin cebinden yapacaksın ama kaça yaptığını açıklamayacaksın. Çünkü
hortuma büyük paralar gitmiş. Diyor ki bakan, Osman Gazi Köprüsü için, evet biz Osman Gazi Köprüsü'nde şu anda garantinin %25'i kadar para topluyoruz. Yani verdikleri garantinin %25'i kadar para alıyorlar. %75'i bir yerde duruyor. Nedenini de soracak olursanız, aslında Osman Gazi Köprüsü'nden de garanti ettiğimiz trafik kadar trafik geçiyor ama pahalı. İşte döviz üzerinden yaptığımız için bunları vatandaşımıza bu kadar yüksek miktarda para ödememek için ücreti 1/3 seviyesine indirdik diyor. 1/3 seviyesine indirdik diyor. Yani diyor ki bir fiyat verdik, garanti fiyatı verdik. Fakat o kadar yüksek ki dolar bazında verdik. Fakat bu kadar parayı kimse ödeyemez, 1/3 düşürdük. Ve devam ediyor. Yani şu anda, 44,5 dolar almamız gereken köprüden geçiş ücreti olarak 15 dolar artı KDV alıyoruz. Verdikleri garanti 44,5 dolar. Peki 44,5 dolar garanti veriyorsunuz, 15 dolar artı KDV geçenden alıyorsunuz. Farkı nereden alıyorsunuz? Bütçeden. Yani 82 milyon ödüyor. Hepimiz ödüyoruz. Neymiş, köprü yapmışlar. Al o köprüyü başına çal. Kime yaptın sen bu köprüyü? Kimin için yaptın sen bu köprüyü? Kime veriyorsun sen bu parayı? Şimdi ben AK Partili kardeşlerime özellikle seslenmek isterim. Onların vicdanlarına seslenmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yönetime geldiğimizde bu rezilliğe son vereceğiz. Onun altını çizeyim. Bu rezilliğe son vereceğiz. O firmaların hepsini tek tek çağıracağız. Maliyetlerine tek tek bakacağız. Bunlar kendilerine biz yerliyiz ve milliyiz diyorlardı, değil mi? Diyelim ki ihtilaf çıktı. Nereye gideceğiz? Diyeceksiniz ki Türk mahkemelerine. Yok efendim. Karar almışlar. Maddeye de koymuşlar sözleşmeye de. Londra'daki mahkemeler karar verecek. Niye Londra'daki mahkemeler? Şimdi AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek benim hakkım değil midir? Bu ülkenin mahkemeleri yok mu? O mahkemelerin büyük bir kısmı Erdoğan'ın emrinde değil mi? Ona rağmen bu beşli çete neden Erdoğan'a güvenip de ya sen zaten talimat veriyorsun, istediğin kararı çıkartıyorsun deyip bizim mahkemelere güvenmediler de neden Londra'daki mahkemelere güvendiler? Çünkü onlar da biliyor ki Abbas yolcu. Gelenle bizim ihtilafımız çıkacak. O zaman ben çareyi yurt dışında arayayım diyor. İster Londra de, ister Washington de, ister Tokyo de, bu milletin cebinden haksız para alanların burnundan fitil fitil getireceğim. Bu benim görevim. Değerli arkadaşlarım, bu ekonomide adaletsizlik demektir. Hakkari'de oturan adam bu köprüden hiç geçmeyecek. Ama ondan da para alıyorsun. Hem vergi alıyorsun, hem bu köprü için para alıyorsun. Çifte ödüyor, çifte. Fakir, fukara bunu çifte vergi olarak ödüyor. Dolayısıyla adalet aradığımız temel kavram. Adaleti vicdanla süslediğimiz zaman adaletin ne kadar değerli olduğunu görürüz. Anayasa Mahkemesi adaletle ilgili çok güzel bir karar verdi. Dedi ki güvenlik soruşturması yapıyorsunuz, kusura bakmayın ben bunu iptal ediyorum. Böyle saçma şey olmaz. Dolayısıyla kimden alacaksınız bu bilgileri? Bunların ne şekilde kullanılacağı, bu soruşturmayı kimlerin yapacağı belli değil. Bu konuda düzenleme yok. Ben bunu iptal ediyorum dedi. Doğru mu? Evet doğru. Değerli arkadaşlarım, kanun hükmünde kararnamelerle 125 bin kamu görevlisi işten çıkarıldı. 125 bin. OHAL sadece bunlar, OHAL komisyonu 8450 kişinin dönüşünü kabul etti. 125 bin kişiden 8450 kişinin dönüşüne evet bunlar dönebilirler, bunda haksızlık yapılmış demiştir. Anayasa Mahkemesi bu konuda evrensel hukuka uygun bir karar verdi. Barış bildirisini imzalayanlar vardı. 406 akademisyen, biliyorsunuz bunların görevlerine son verilmişti.
Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine 406 akademisyen beraat etti. Peki sonuç? 406 akademisyenin, yani hocanın, yani üniversite hocasının görevine başlaması lazım. Görevine başlatmıyorlar. Şimdi Adalet Bakanı'na seslenmek lazım. Hani adalette reform yapılmıştı? Hani mahkeme kararına uyulacaktı? Bu insanların hakları teslim edilecekti? Öyle dramlar var ki, bir dramı anlatayım size değerli arkadaşlarım. Annelere sesleneyim özellikle. Bülent Uçar diye birisi. Bülent Uçar. Bu yetiştirme yurdunda yetişen genç birisi. Yetiştirme yurdu. Aile fakir. Büyük bir ihtimalle anne veya babadan birisi yok. Yetiştirme yurdunda okuyan birisi. Okuyor. Eğitimini alıyor. Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışmaya başlıyor. Kanun hükmünde kararnameyle görevine son veriliyor. Elinden ekmeği alınıyor. OHAL komisyonu bir süre sonra diyor ki, ya bir haksızlık yaptık biz buna. Görevine iade edelim. Görevine iade edecekler ama Bülent Uçar kalp krizi geçirmiş ve ölmüştür. Bunlarda vicdan var mı? Bunlarda ahlak var mı? Bunlarda fakir fukaranın hakkını korumak var mı? Emin olun anlamakta zorlanıyor. Değerli arkadaşlarım, Bir Gün gazetesi hepimizin bildiği bir gazete. Ona da FETÖ'cü soruşturması açtılar. Savcı ne diyor arkadaşlar? Allah aşkına. Şüphelilerin, yani Bir Gün'de yazanların, örgüt ile hiyerarşik bağlarının olmadığı, yani terör örgütüyle hiyerarşik bağları yok, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber yaptıkları anlaşılmıştır. Zaten karşılardı. Onu da söylüyor savcı. Devam ediyor. Toplanan deliller uyarınca kast unsurunun takdiri mahkemeye aittir. Yani aradım, bir suçlu bulamıyorum, delil bulamıyorum ama talimat geldi, bunu mahkemeye vereceğim. Ben bir şey yapamıyorum. Sen bir bak Allah aşkına, ceza ver buna da biz de kurtulalım bu işten. Aldıkları şey bu. Gidiyor mahkemeye. Mahkeme, o da bakıyor. Savcının iddianamesinde bir delil falan yok ortada. Mahkeme de şöyle bir karar veriyor. Gazetecilerin üye oldukları dernek ve sendikaların araştırılmasına, hatta kaldıkları otellerle o otelin diğer konuklarının örgüt ile bağlantılarının olup olmadığına, yani bir otele gitmişse, o otelde birisi varsa bunların bağlantısı var mı yok mu, ona bakın diyor. Televizyon aboneliklerine bakın diyor. Ve bakıyorlar, suç yok. Ama talimat gelmiş, ceza vermeleri lazım. Böyle adalet olur mu Allah aşkına? Sevgili anneler, böyle adalet olur mu? Vicdan denen bir şey yok mu? İnsanlık denen bir şey yok mu? FETÖ terör örgütüyle düne kadar bunlar kol kola gezmiyorlar mıydı? Beraber gezmiyorlar mıydı? Birlikte gezmiyorlar mıydı? Yalvarmıyordu, yakarmıyor muydu? Gel buraya, Türkiye'ye gel diyordu. E ne oldu? Aynı suçlama Doğan Akın için de var. Değerli arkadaşlarım, gazeteciler için böyle bir kendilerine göre kumpas kuruyorlar. Osman Kavala 763 gündür hapiste değerli arkadaşlarım. Ve suçu belli değil ama yargılanmayı bekliyoruz. Ve bu arada Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz, bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Bir daha söylüyorum. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız demesidir. Vay sen misin beni başkan yaptırmayan? O zaman ben seni hapiste çürüteceğim diyor. Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi savunduk ama hepimiz için savunduk. İnsan haklarını savunduk, hepimiz için savunduk. Adaleti savunduk, hepimiz için savunduk. Adalet sadece benim için değil, benim gibi düşünmeyenler için de geçerli. Hukuk benim için geçerli değil sadece, benim gibi düşünmeyenler için de geçerli olmak zorundadır. Benim rakibim olan siyasi partilere haksızlık yapıldığı zaman benim karşı çıkmam, bu benim insanlık görevimdir. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Nasıl ki biz iktidarın kendi belediye başkanlarına haksız bir şekilde
zorla istifa ettirildiklerinde nasıl karşı çıktıysak ne adına? Demokrasi adına. Selahattin Demirtaş beraat ediyor. Başka bir davadan alelacele yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın diye. Sonra da siz döneceksiniz dünyaya da diyeceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı bağımsızdır. Onu benim külahımı anlatacaksınız. Kimse de inanmıyor zaten. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış. Gecikilerek hastaneye kaldırılmış. Tedavi görüyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi burada iletiyoruz değerli arkadaşlarım. Adil Öksüz nerelerde biliyoruz diyorlar. Zaten sizin bildiğinizi biz de biliyoruz. Adil Öksüz'ün kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Adil Öksüz'ün nasıl serbest bırakıldığını, Adil Öksüz'e niçin kelepçe takılmadığını, Adil Öksüz'e telefonlarının nasıl verildiğini, Adil Öksüz'ün GPS cihazını nerelerden nasıl sağladığını, bunların hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Yeni bir şey bulmuşlar gibi. Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz. Git yakala getir. Niye getirmiyorsun? Biz ne diyorduk? Kontrollü darbe diyorduk. Kontrollü darbe olduğunu araştırma komisyonunda bütün belge ve bulgularla ispat ettik. Bütün belge ve bulgularla ispat ettik. Rapora muhalefet şerri olarak koyduk. Şimdi korkularından millet öğrenmesin diye o raporu yayınlamıyorlar. Raporu yayınlamıyorlar. Belki de meclis tarihinde bir ilktir. Araştırma komisyonu kurulmuş. 15 Temmuz darbesinin bütün hikayesini inceliyoruz. Araştırıyoruz. Belgeler, dokümanlar, konuşmalar, her şey var orada. Adil Öksüz gerçeği de var orada. Ama raporu yayınlamıyorlar. Niçin? Adil Öksüz'ü yakalayacağım. Yakala getir, ne olacak yani? Yakalayıp getirsen ne olacak yani? 15 Temmuz darbe girişimini 20 Temmuz darbesiyle farklı bir noktaya taşıdılar. Allah'ın lütfu olarak gördüler zaten 15 Temmuz darbe girişimini. Ne yaptılar? 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Bütün dünyada bunu biliyor. Az önce söyledim. Haksız hukuksuz bir sürü uygulamayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. Mahkemeye gittiler, beraat ettiler. Görevlerine dönmeleri lazım, göreve başlatmıyorlar. Sonra da biz bu ülkede adalet var diyeceğiz. Ama hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. İster tarlada, ister lokantada, ister fabrikada, ister caddede, nerede çalışırsa çalışsın, nerede olursa olsun 82 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Beraber hep birlikte güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Hep beraber birlikte her eve huzuru, her eve bereketi getireceğiz. Her eve huzur, her eve bereketi getireceğiz. Herkes mutlu olacak. Herkes huzurlu olacak. Hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Birleşimi kapatıyorum.